Arkadaşlar, Emre Garajı'ndan herkese merhaba. Bugün tanıtımını yapacağımız aracımız Mercedes CLS 2006 model arkadaşlar. Takmış olduğumuz cihaz Navimex 8.0 işletim sistemine sahip 4 GB RAM'li Android multimedya cihazı. Arkadaşlar, bu araçta genel sıkıntı direksiyon kumandasını ve bu görmüş olduğunuz ekranı çoğu cihaz kontrol etmiyor. Takmış olduğumuz cihaz stabil bir şekilde bunların hepsini kontrol etmemize izin veriyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben size. Görmüş olduğunuz gibi ses açıp kısabiliyorum. İleri geri parça değiştirebiliyorum arkadaşlar. Telefon tuşuna bastığım zaman direkt telefona geçiyor. Bunların hepsinin konfigürasyon ayarları stabil bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar, aracımıza geri vites kamerası taktık. Normal R modunu aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi kaliteli bir plakalık kamerası tamponla gösterdiği için yanaşmayı çok daha minimize edebiliyor arkadaşlar. Çok daha yakın mesafelerde görerek yanaşabiliyorsunuz. Yine park sensörünü kullanmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Aracın üzerindeki orijinal ayarlardan en ufak bir eksiklik yaşamıyorsunuz. Cihazımızın kullanımına geçelim arkadaşlar. Demiş olduğum gibi 8.0 işletim sistemine sahip 4 GB RAM'li şu an alabileceğiniz piyasadaki en iyi multimedya cihazı donanım olarak. Arkadaşlar, Android olmasından dolayı cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internetsiz kullandığımız Aygo Primo, ikincisi de internet üzerinden kullandığımız Google Maps ve Yandex arkadaşlar. Kullanımını anlatmaya navigasyondan başlayayım ben. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde açıyor. Gideceğimiz hedefi ayarlamak istersek eğer yeni rota diyoruz arkadaşlar. Pardon, çoklu rotaya bastım. Sağ alt köşeye bastıktan sonra yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin resmi adresini buraya giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra cihaz bizi istediğimiz yere ulaştırıyor. Çıkmak için de sağ alt köşeye yine basıp buradan çıkış tuşuna basıp okey yaptığımız zaman da navigasyondan çıkıyor arkadaşlar. Radyo dinleyebiliyoruz bu cihaz üzerinden. 1'den 6'ya kadar radyo kanallarımız var görmüş olduğunuz gibi. Burada yine direksiyon kumandamız tabii bir şekilde çalışıyor. Bulunmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek eğer istediğimiz hafızaya almak istediğimiz yerin üzerine basılı tutuyoruz arkadaşlar. 1-2 saniye basılı tuttuktan sonra hafızaya alma işlemimiz tamamlanıyor. İstersek manuel kanalları arayabiliyoruz çok hızlı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi üstteki oku istediğimiz yere alabiliyoruz arkadaşlar. İleri geri sardırmada da bir defa bastığımız zaman kendisi direkt otomatik arama yapıyor. Bir sonraki kanalda duruyor. Radyonun kullanımı bu şekilde. Bu cihaz üzerinde USB girişimiz var. SD kart girişlerimiz var arkadaşlar. İki ayrı SD kart girişimiz var. Bir tane USB girişimiz var. Aynı zamanda 16 GB da cihazın kendi dahili hafızası var. Bunun içine uygulama yükleyebiliyoruz. Video müzik yükleyebiliyoruz. Bunu buradan kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi video oynatalım isterseniz. Burada cihazın şu an kendi hafızasına video klip attık. Görmüş olduğunuz gibi video klipimiz hızlı bir şekilde açıldı. Ekranı sola doğru kaydırdığımız zaman kliplerin listesi çıkıyor. Parça listeleri çıkıyor. İstediğimiz parçayı seçebiliyoruz buradan. Parça üzerinde sardırma yapmak istersek bu alttaki yay üzerinde istediğimiz yere sardırabiliyoruz. Ekranı soldan sağa doğru çektiğimiz zaman da dosyaları görüyoruz arkadaşlar. Buradan da dosya seçimini yapabiliyoruz. Videonun kullanımı da bu şekilde. Ayrıca müzik dinleyebiliyoruz demiştim. Yine aynı şekilde cihazın kendi hafızasına atabilirsiniz. SD karttan veyahut da torpidoya takmış olduğumuz USB kablosundan bağlamış olduğunuz harici bellekler üzerindeki video ve müzikleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Müzik menüsünün de kullanımı video ile aynı. Onun için göstermiyorum şu anda. İsterseniz DVR kayıt kamerası bağlayabilirsiniz. Bu araçta şu an bağlı değil ama DVR kayıt kamerası bağlarsanız bu cihaz üzerinden DVR kayıt kamerasını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Cihazımızda Bluetooth özelliği var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor arkadaşlar. Her iki işletim sisteminde de telefonumuzun Bluetooth'unu cihaza bağlayabiliyoruz. Bağladıktan sonra telefon görüşmelerimizi artık telefonu cebimizden çıkarmadan aracımızın teybi üzerinden yapabiliriz arkadaşlar. Telefon bağlantısını yaptıktan sonra rehber de paylaşabiliriz. Eğer rehber paylaşırsak arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz. Veyahut da buradan isimden arattırma yapıp direkt cihaz üzerinden istediğimiz kişiyi de arayabiliyoruz arkadaşlar. Veyahut da manuel arama işte numarasını girerek de buradan arama yapabilirsiniz. Son arama kayıtlarını da kontrol edebilirsiniz. Bluetooth'un kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki sayfaya geçtik. Bluetooth müzik özelliği var. Yine telefonumuzun Android veya iOS olması fark etmiyor. Bluetooth müziğe girdikten sonra telefonumuzu tabi Bluetooth'la eşleştiriyoruz ilk önce. Telefonumuzun içindeki müziklerin ve videoların seslerini kablosuz bir şekilde araca aktarmamızı sağlıyor bu bağlantı arkadaşlar. Bunun kullanımı da bu şekilde.
Ayrıca arkadaşlar size göstermem gereken cihaz Android'di biliyorsunuz. Bunu internete bağlayabiliyoruz Android olmasından dolayı. Abi internete bağ bastıktan sonra buradan görmüş olduğunuz gibi kablosuna basıyoruz. Normal bir Android tableti nasıl internete bağlıyorsak bu cihazı da aynı şekilde internete bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda ağrımayı yaptı. Bulmuş olduğu ağın üzerine bastıktan sonra şifreye giriyoruz ve telefon cihazımızı internete bağlamış oluyoruz. İnternete bağladıktan sonra da kullanacağımız uygulamalar var tabii. Onları da ben ayrıntılı bir şekilde göstereyim size. Öncelikle Google Chrome. Google Chrome üzerinde internette gezinti yapabiliyoruz. Bir sonraki sayfada Easy Connect özelliği var. İnternet bağlantısı yaptığımız telefonun ekranını teybe aktarabiliyoruz. Telefonumuzun yine Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde ekran paylaşımı yapabiliriz. Telefonumuz Android ise eğer telefonun ekranını teybe üzerinden kontrol edebiliyoruz. iPhone'da ise sadece ekran paylaşımına izin veriyor. Ekran paylaşımının kullanımı bu şekilde. Ayrıca internet üzerinden kullanabileceğimiz uygulamalar yine Google Maps, Google haritaları kullanabiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Canlı mobil TV uygulamasıyla televizyon seyredebiliriz arkadaşlar. İnternet üzerinden de bu uygulamaları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı bu şekilde. Videonun başında da demiş olduğum gibi cihazımız 4 GB RAM'li 8 çekirdek. Yani donanım olarak şu anda piyasadaki en iyi cihaz. Markası Navimex. Montajını yapmış olduğumuz arabada 2006 model Mercedes CLS serisi. Tüm konfigürasyon ayarlarını detaylı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Araçtan en ufak bir kaybınız olmuyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günler arkadaşlar.